Bu sefer bununla ölçeceğim. En son bunu pilini takmıştık. Rüya kaldır anneciğim kolunu. Kaldır şöyle koyalım. Evet kapat. Başladı mı ölçmeye? Başladı. Bunu da koyalım aynı anda emin olalım doğru ölçtüğümüzden. Evet kaldır bunu da. Bakalım kaç çıkacak ateş. İyi Allah gitti. Dur ben ayarlarım. Kapat. Bu doğru Şöyle yap, oluyor. şöyle yap. İyi misin peki sen kendini genel olarak nasıl hissediyorsun? Arkadaşlar benim de hastam var. Evet arkadaşlar maalesef salgın var Benim çok bir zannediyorum. şeyim yok ablam. Öksürük, burun akıntısı. Burun akıntımız gerçi bizim alerjik. Ama olsun öksürük de eklenince dedik ki birazcık dikkatli olalım. Doktorumuzu da arayayım ben az sonra. Baktık ateşimiz var ona göre bir şey yapalım. Ateşimiz yoksa da bir hava makinesi gerekebilir Rüyacığım sana. Rüzgar biz de bugün seninle hasta bakacağız farkında mısın? Hazır mısın bir hasta bakıcı olmaya? Ben hazır ben de değilim vallahi. Hiç mental olarak değilim yani. Hasta bakıcılar önce ne yapar? Hasta yatağı hazırlarlar onu halledeceğiz. Koşuyorum. Hala niye ölçmedi ya bekliyoruz burada. Ölçünce ben söylerim size. Tamam bekliyoruz biz de. Çıkart bakalım. 36,1 diyor. Bu bitti mi? Hala ölçün bakalım kaç çıkacak. Annem niye çıkarttın? Ya neyse ateşin yok ama ben de öyle hissediyorum. Herhangi bir ateş yok. Ama öksürük olduğu için ne yapacağız? Hava makinesi vereceğiz. Önce ne yapıyoruz Rüzgar biliyor musun? Hasta yatağını hazırlayacağız. 36,2. 36,2. Güzel normal ateşin yok demek ki. Al bakalım hastanın yastığı götür. Bu da hastanın battaniyesi. Bunu da ben götüreyim. Rahat mısın? Uzan. Evet, iyi misin? Şunu da üstünü ört sıkıca. Aferin Rüzgar Bey. Sen efsane bir hasta bakıcı oldun. Şimdi sırada ne var Rüzgar biliyor musun? Efsane değil misin? Bence bayağı efsanesin ama. Ben de gidiyorum hava makinesini getiriyorum. Hava makinesinde mecburuz anneciğim yapacak bir şey yok. Ama kötü bir haberim var. Hava makinesinin maskesi nanay sizlere ömür. Şu anda eczane derdi kapalı. Nöbetçi eczane bulmakla uğraşmakken aklıma bir fikir geldi. Farklı bir şekilde kullanacağız hava makinesini. Tut buradan. Sen bunu götür. Ben de bunun içine şeyi doldurayım. Serum fizyolojiyi doldurayım. Ondan sonra gidelim. Hadi yürü bakalım. Dikkatli taşı tamam mı Rüzgar? Sakın düşmemesi lazım. Evet, serum fizyolojimizi doldurum. Arkadaşlar, Allah. Sizin evde hava makineniz varsa Anne eğer fişi. doktorunuz nasıl fişi? Fişi var ama yetmez. Gel ben yardım et bulayım bakayım çözüm yolu ona. Ha, onu diyordum tam. Sizin de eğer arkadaşlar doktorunuz bir ilaç verdiyse lütfen hava makinesi kullanıyorsanız içine onu koyun. Ama bizim gibi mesela bizim doktorumuz dedi ki ilacı eğer ben gerek görürsem kullanın. Onun dışında öksürüklü durumlarda hafif bir serum fizyolojik vermeyle hava vermek günde bir iki kere üç kere rahatlatacaktır öksürüğün dedi. Evet bunu nereye takıyoruz? Hastayı biraz yatağından kaldırmak lazım. Burada priz var getir buraya. Tamam süpersin. Rüyacığım seni alalım böyle anneciğim. Mecburuz. Abartma hava makinesinde nefes alıyorsun oturup sadece. Hadi gel. Tut 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 tut. Benim Rüzgar dikkat et ayağım dökülmesin. Hazır mısın Rüya? Başlıyoruz. 3, 2, 1. duruyor. Efendim. Anne. Kızım elini alsana böyle şey gibi ama ha. Derin nefes al. Burnundan al. Burnundan ver. Burnundan al. Ya evet büyü yapıyor sanki öyle. Dumanlar dumanlar. Su zaten içindeki bir şey değil. Burada amacımız ne Rüyacığım biliyor musun? Sadece öksürüğünü biraz rahatlatacak nem veriyoruz. Havalar soğudu, kaloriferleri açtık, peteklerden dolayı evin havasının nemi gitti ya. O nemi yeniden sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bu kadar. Bitti mi sence? Hayır daha var. Arkadaşlar geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.